Yine bambaşka bir vlogda karşınızdayım. Havalimanından merkeze nasıl gidildiğinden tutun, gezilecek yerler, yenilecek yemekler, restoranlar ve aradığınız her şey bu videoda olacak. Valencia Havalimanı'na geliyoruz. Buradan çıkışı izleyerek yürüyoruz. Metro levhasını takip ederek aşağıya iniyoruz. Turnikeleri geçmeden bir karta ihtiyacımız olacak. Gişelere gelmeden sağdaki makinelerden bu kartı alabiliyoruz. Havalimanından Valencia'ya gitmek için AB artı kartını almalıyız. Kaç gün gezmek isteyeceğinize göre T1 24 saatlik, T2 48 saatlik ve T3 72 saatlik olarak 3 tip bilet var. Kesinlikle öneririm. Çok rahatlık oluyor. Valencia düz olmasına rağmen büyük bir şehir. Yürü yürü bitmediği için bu toplu taşımaya, özellikle sahile gidecekseniz gerçekten ihtiyacınız oluyor. Metroya binip gördüğünüz duraktaydık. Hostele gitmeden ilk mekanımız olan Lizaran'a gittik. İspanya'nın ünlü lezzeti pinchos ile açılışı yapmak istedik. Bu pinchos biliyorsunuz ekmek üstünde bazen kürdanlı veya kürdansız şekilde lezzetler diyebilirim. Yanında da İspanyol birası Alhambra'yı içtim. Gerçekten çok iyiydi. Kesinlikle tavsiye ederim. İçtiğim en iyi pizzaydı. Daha videonun başından bunu söylemem gerekiyor. Sonrasında hostele geldik. Akşam geç geldiğimiz için bir akşamlık hostelde kalmayı tercih ettik. Ama geç saatte gelmemize rağmen anahtarlarımızı girişteki kutulardan bize verilen şifrelerle alabildik ve odamıza girdik. Durağımız Mercat oldu. Bu şekilde okunuyorsa tabi. Burası aslında içinde marketlerin olduğu kapalı bir pazar diyebiliriz. Alkollerden tutun. Unlu mamullere. Et ve süt ürünlerinden. Meyvelere, kuru yemişten, deniz ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Hatta İspanya'nın ünlü yemeği paella bile burada bulunuyor. Şehrin içinde metrodan çok otobüs kullanılıyor. Metro genelde şehrin dış taraflarından geçiyor. Duraklarda ise otobüslerin nereye gittiği yazıyor. Zaten başlangıçta anlattığım kartı aldıysanız dediğim gibi rahatça otobüslerle ulaşım sağlayabiliyorsunuz şehir içinde. Küçük bir kahvaltı ve kahve için bu kafeyi tercih ettik. Güzel bir kahve içtik ve avokado tostu yedik. Valencia'nın kendi kolezyumu var diyebilirim. Burada matadorlar boğa ile gösteriler yapıyorlar. Biliyorsunuz tabii ki bilet alarak hayvanlara işkence edilmesine katkı sağlamadık, gitmedik. Size de önermiyorum. Rezervasyonsuz oturmak neredeyse imkansız olan Navarro'ya geldik. Sarımsaklı mayonez, domates ve zeytinden oluşan bir tabak denedik. Gayet güzeldi ama buraya asıl daha önce de bahsettiğim İspanya'nın en ünlü yemeği paella için gelmiştim. Normalde deniz ürünleri seven biri olarak ben paella'yı hiç beğenmedim. Ama eşim beğendi. Bireysel görüşüm bu fiyat için asla değmeyeceği. Bana sorarsanız illa çok denemek istersiniz, her yerde var. Ortalama bir şey yeseniz de sevip sevmeyeceğinizi anlarsınız. Çok seversiniz onu, ondan sonra buraya gelebilirsiniz. Valencia bir Katalan şehri olduğu için İngilizce yerine birinci yabancı dil olarak İspanyolca yazılıyor.
Yani siz gözünüzle çıkışı ekstra ararken diller birbirine yakın olmasına rağmen bir Katalanca, bir İspanyolca olarak çıkış yazısını görüyorsunuz. Bu da biz turistler için biraz zorluk yaşatabiliyor. Ama korkmayın, hemen hemen herkes İngilizce konuştuğu için veya sizinle Katalanca veya İspanyolca konuşsa da İngilizce yakın ortak kelimelere sahip olduğu için anlayabiliyorsunuz. Yani iletişimde bir sıkıntı yaşanmıyor. İspanya'ya gelmişken churros yemeden olmaz. Yine en popüler yerlerinden birine geldik. Fakat churros'un kendisi iyi olmasına rağmen yanındaki çikolata sosunun kıvamı çok açıktı. Yani su gibiydi, hiç çikolataya banıyormuş gibi hissetmedim. Yine küçük bir kahvaltı yapmak için bu sefer Granier diye bir yere geldik. Ama kötü kahvesi ve ortalama sandviçleriyle bizim için zorunda kalmadıkça gidilmemesi gereken bir yer oldu. Şehirde alternatif bir ulaşım olarak ise bisiklet ve scooterlar çok popüler. Çok sayıda kiralayabileceğiniz yer ve binen insanlar vardı. Şehir dümdüz ama büyük olduğu için insanlar bunları tercih edebiliyor. Ancak toplu taşıma kartına göre pahalı kaldığı için ben yine size otobüsleri tavsiye ediyorum. O başlangıçtaki kart almanızı tavsiye ediyorum. Valencia Katedrali'nin önüne geldik. Burada yine bir meydan var. Böyle önemli yapıların önünün bu şekilde boş bırakılması bence çok önemli. Yapının mimarisini bütünüyle görmek için bu şekilde alanlar bırakılması gerekiyor. Yani ta uzaktan bu güzel manzarayı görebiliyorsunuz. Yine bu meydanda kafeler, restoranlar ve mağazalar bulunuyor tabii. Sonunda geldik Valencia'nın kesinlikle gidilmesi gereken devasa, gez gez bitmeyen katedraline. Girişteki kuyruktan popülerliğini anlayabilirsiniz. İki tarafı var. Biri kule tarafı. Kuleye çıkıyorsun merdivenle. Biz o tarafa gitmedik. Çünkü katedralin kendi içini gezmekten o kadar yorulduk ki gidecek takatimiz kalmadı. Yani öyle büyük bir yer. Fiyata bu kulaklıklar dahil oluyor. Ne yazık ki o kadar dil arasından ne kadar ayıp Türkçe yok. Görüyorsunuz Katalan diliyle İspanyol dili yine ayrı. Hatta farklı bir bayrakları bile var. Görürken aynı zamanda anlatılması çok bilgilendirici oluyor. Gideceğiniz yerleri ve sesleri numaralandırmışlar. Böylece ses listeki sırayla kendi kendinizi gezdiriyorsunuz diyebilirim. Türkiye'de bunları görmüştüm ama kullanmamıştım yani. Ama gerçekten tarihi bir yer gezerken bu anlatıcılara eğer bir rehberiniz yoksa bu şekilde kulaklıkları almaya gerçekten ihtiyaç duyuyorsunuz.
bu yorgunluğun üzerine yemek molası verdik. Bu da İspanya'nın popüler bir tapası ve çok beğendik. Zaten patatesin her hali güzel. Yanında da içecek olarak vermut denedik. O da fena değildi. Hani alkolü sevenler deneyebilir. Ama illa vermut deneyecekseniz bir mekan önereceğim, ileride bekleyin. Burası ise Valencia'nın Güzel Sanatlar Müzesi. Hem de ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Girişte sadece turistseniz hangi ülkeden geldiğinizi soruyorlar. Eşyalarınızı da 1 euro depozitoya, kutuya koyabilirsiniz. Çıkışta tabii o parayı geri alıyorsunuz. Paranız yoksa ben resepsiyondaki adamdan rica ettim. O bana bir jeton gibi bir şey verdi. Onunla koydum. Sonra giderken onlara geri verdim. İşte yorumlara kanıp geldiğimiz o mekan. İçerisi leş gibi et kokuyor. Ayrıca pinçosları çok kuru ve kötü. Kesinlikle buraya gelmeyin, kaçının, uzak durun. Peki en beğendiğiniz yemek hangi restorandaydı diyorsanız kesinlikle burasıydı. Her mekanda birkaç şey güzeldi ancak burada mantar ve sardalya muhteşem lezzetliydi. Eminim diğer şeyler de bir o kadar lezzetlidir. Daha fazla şey deneyemediğimize dönüşte pişman olduk. Vermut'tan bahsetmiştim. Eğer çeşit çeşit vermut denemek isterseniz işte geleceğiniz mekan tam olarak burası olmalı. Sizin nasıl bir tat sevdiğinize göre onlar bir vermut önerebiliyor. Cannoli denemek istedim. Daha önce hiç yememiştim ama neden İtalyan tatlısını İspanya'da denedim diye soruyorsanız cevabı ben de bilmiyorum ve cannoli de kötüydü. Ben yedim, siz yemeyin. Diğer günün kahvaltısı için yine başka bir kafeye geldik. Çikolatalı kruvasanla kahve içtik. İkisi de çok iyiydi. Hafif bir kahvaltı için bu mekanda öneririm kesinlikle. Elimizden geldiğince iyi puan ve yorum alan yerler denemeye çalıştık. Ama ne yazık ki bu mekanda abartılmış turist mekanı olmanın ötesine geçememiş. Yine patates bravas söyledik gördüğünüz gibi. O her zaman iyi zaten, her yerde deneyebilirsiniz ama diğer şeyler vasatın üstüne geçemedi. Geri dönmeden bir daha ahtapot deneyelim istedik. Gayet güzel tadı ancak geçenlerde Selanik'te Taverna'da yediğimiz hem fiyat olarak hem tadı olarak bunun çok çok üzerindeydi. Selanik vlogunu da buradan duyurmuş olayım, o da çok yakında geliyor. Gitmeden en iyi churros yapan yeri bulabilir miyiz acaba diye denedik. Gerçekten denedik. Ancak bu sefer de çikolata daha iyi olmasına rağmen churroslar çok yağlıydı. Churros konusunda Valencia'da ne yazık ki iyi bir yer bulamadı. Eğer siz biliyorsanız diğer arkadaşlara önermek için yorumlara yazabilirsiniz. Havalimanına doğru yola koyulurken Valencia hakkında son düşüncelerimi sizlerle paylaşayım. İspanya'nın en büyük üçüncü şehrini gezmek kolay ve keyifliydi. Ama İspanyol mutfağından beklentim daha yüksek. Barcelona'da restoranların çok daha iyi olduğunu duydum Valencia'ya göre. O yüzden umudum kesmedim hala. Ama insanlar çok samimi. Genç nüfus da çoktu. O yüzden insanın enerjisini yükselten bir şehir oldu. Bu şekilde. Bir vlogun daha sonuna geldik. Daha fazlası için kanalımdaki diğer videolara bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bye bye.